Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tam teşkilatlı, teçhizatlı hazırım. 21 numara tığım. Bu çay karıştırıcı makası arkadaşlar çakmağım ve yapacağım renkteki iplerim. Bir oyacının arkadaşlar silahlı kuvvetlerinin silahları gibi bunlar da bizim takımlarımız arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet. Modelimiz bu şekilde. Instagram üzeri gelen bir model arkadaşlar. Bu modelin ismi galiba sanırsam Arnavut oyasıymış. Bunun Arkadaşlar yapılacak o kadar zorluğu yok ama arkadaşımız yapamamış bu şekilde bu dokusunu oluşturamamış. Hatta yanılmıyorsam videosunu da izledim ama anlayamadım dedi. O yüzden inşallah arkadaşımıza yardımcı olmak için çıkaralım arkadaşlar. Hepimiz de faydalanırız inşallah. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar 10 zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Şöyle ilkini fazla sıktırmadan bol bir şekilde alalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Dediğim gibi bu bol bıraktığım yeri biraz sıktırıyorum. Hemen buradan bir sahte sık iğne yapacağım. Bir halka oluşturacağım. Girdim. Bakın arkadaşlar. Ve bu şekilde dolamadan aldığım için Buraya bir sahte sık iğne yaptım bu şekilde. Halkamızı oluşturduk. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doluyorum. Ve halkamın içine girip ilmeğimi çıkardım. Buraya 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Bir trabzan yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 5 tane zincir çekip içine kirpik yapacağım. 5 zincirimi çektim. Buradaki halkam, trabzanımın arasına girip tomurcuğumu yaptım. Geri kalan kısma da 6 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Bu 1 şu şekilde. 2 3 4 5 alt. 5 zincirli 2 dolayımla arkadaşlar 4 seferde çıkardığım trabzanımın içine bu şekilde 6 tane sık iğne sığdı. 7. de arkadaşlar bu yaptığım yuvamın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 7. sık iğnem yuvamda. Bu yuvadaki sık iğne önemli arkadaşlar. Bunlar ikinci rengi yaparken kullanacağız. Yine 5 zincir. 2 defa doluyorum. Yine ana yuvaya, orta yuvaya girip 1 2 2 2 olarak alıyorum. Yine 5 zincirimi çekip buraya trabzan arama kapatıyorum. Tomurcuk yapıyorum. Yine bu trabzan arama 6 tane sık iğne yapacağım. Birinci de olduğu gibi arkadaşlar. Bu 1 Bu 2 3 4 5 ve 6 6. sık iğnemi yapıp bitirdim. 7. de arkadaşlar yine bu yuvada yapıyorum. Şöyle arkadaşlar yaptıkça geri çekelim. Yapımı kolay olsun diye ben çekmedim. Bu şekilde 5 tane sık iğne yapacağız. 2 tane oldu arkadaşlar. 2 tane de ben yapıp 5.yi beraber yapalım. Evet arkadaşlar 4 tane oldu. 5.yi yine beraber yapmak için geldim. Yine buraya 5 tane zincirimi çekiyorum bu şekilde. 2 defa doluyorum. Şöyle 10 zincirden yattığım yuvanın içine girip 1-2-2-3 2. Bakın arkadaşlar bu alma şeklimi tığdan bu çektiğim 5 zincire göre ayarlıyorum. Siz de bu beş zincirin boyunda şöyle gevşekliğini, sıklığını ayarlayarak trabzanınızı yapın. 5 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde sık iğne ile kapat. Demin demek istediğim yani arkadaşlar şu 5 zinciri sıkı sıkı alıp burada marullandırmayın. Veya gevşek gevşek alıp bunu da taşırmayın. Tam kararinde almaya gayret edelim. Şimdi bu trabzan arama arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyorum. Daha önce 2 de göstermiştim. Bunu da beraber yapmak istedim sizlerle. 3 4 5 şu arkadaşlar beraber yapmak istememin sebebi de hani ipi nasıl koparıyorum nasıl bitiriyorum kafanızda bir şey kalmasın bakın 6 tane sık iğnemi yaptım bu şekilde yine 7. sık iğnemi bu 10 zincirli ana yuvada yapıyorum bu sık iğneyi unutmayın arkadaşlar bu sık iğne önemli yoksa ikinci rengimizde batacak yer bulamayız bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum ipimi kopardım arkadaşlar şöyle ters yüzünden bakın şuradaki ilk başladığım yerdeki lehimden şöyle iki tane bir ilmek alıyorum çünkü kenarda yanık olmasın bu şekilde kapatıyorum bunu da yakmıyorum arkadaşlar şöyle geçerken battığımız zaman sertleşme olmasın sadece kısaltıyorum en son hepsini toptan yakacağız evet bu şekilde oluyor birinci yuvamız arkadaşlar Şimdi beyaz kısmının yapımına geçelim. Çiçeğimi alıyorum. Çiçeğimizin ters tarafındayız arkadaşlar. Ters yüzünden bu 7. sık iğne olarak girdiğim 10 zincirli yuvadan demin söylemiştim arkadaşlar. Bu yuva önemli içine girmeyi unutmayın. 10 zincirli yuvanın içine de 7. sık iğne olarak bu şekilde girin demiştim. İşte oradan ipimi bu şekilde sık iğne ile buraya tutturuyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirimi köprü olarak kullanıyorum arkadaşlar. Hemen yine aynı şekilde bu 7 zincirli şey pardon 7. sık iğnemin içine girip 3 zincirimi buraya sabitledim. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar bakın zincirli tarafındayız. Sık iğneli tarafında değil, zincirli tarafındayız sık iğnemizin. Düz yüzünü döndürdük. Buradan daha net gözükür. Hemen arkadaşlar buradaki 5 zincirli yuvanın içine girip ipimi bu şekilde buraya sabitledim. Yine 5 tane zincir çekiyorum ve döndüm düz yüzüne. Buradaki yaptığım altı zincirli yuvanın içine girip Buraya 5 zincirli kirpiğimi kapatıyorum. Yine aynı şekilde burada da 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Buraya 1 2 3 ve 6 7. sık iğnemi de bu şekilde bakın aradan giriyorum. kapattım buraya. Bu şekilde birinciyi tamamladık arkadaşlar. 3 zincirli yuvanın içine de 7. sık iğnemizi girerek buraya sık iğneli trabzanımızı tamamladık. 3 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde buradaki 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 6 zincir 6 zincirimi döndüm arkadaşlar bu şekilde düz yüzündeyiz buradaki 5 zincirli yaptığım tomurcuğa sabitliyorum bakın arkadaşlar çok güzel oluyor 1 4 ve 5 zincir hemen döndüm yine ters tarafına işlemimiz tersinden devam ediyor arkadaşlar 6 zincirimizi düz yüzünden sonra ters yüzünden de sık iğnesini yapıyoruz bu birinci, bu iki, bu üç, bu dört, beş ve altı. Yedinciyi de arkadaşlar buradaki üç zincirli yuvanın içine girip sabit. 1 2 3 zincir. Hemen arkadaşlar buradaki 7 zincirli yuvanın arasına aman arkadaşlar 7. sık iğneme. Mübarek gün herhalde oruç beni tutuyor. Ben orucu tutmam gerekirken. Aynı şekilde arkadaşlar yine altı zincir. Kirpiği kapatacağım. Altı sık iğne yapacağım. 2 tanesini yapayım fazla internetiniz gitmesin. Son sırada beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sonuncu çiçeğimizi de beraber yapalım. Araya yine 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Daha önce battığım için oraya kalın olmasın diye bu şekilde arkadaşlar. Bu 3 zincirli beyaz köprünün içine girip köprümü kapattım bu şekilde. Yine 6 zincirimi çekiyorum. Son koparış yerini de arkadaşlar sizlerle yapmak istedim. Nasıl bittiğini bilmeniz için bu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi çevirdim arkadaşlar. Kapatıyorum. Buraya sık iğne ile kirpik yapıyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. Aynı öbürlerinde olduğu gibi. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, 5, ve 6. 7. de arkadaşlar. Demin girdiğim bu önümdeki bu bir şekilde biraz köprüye kapatıp bir tane de zincirimi çekiyorum. Hemen ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimi kopardım. Hemen ipim arkadaşlar şuraya sabitleyip yakacağım. Ve bitişi de bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu. Şimdi yeşil tohum kısmına geçelim. Evet arkadaşlar iki zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum bu şekilde. Ve koşarak tığımı kırdığım için bu tığımı aldım arkadaşlar inşallah elim alır bu şekilde beraber deneyeceğiz şimdi arkadaşlar morla başlamıştık ilk önce bu zincirli kısmında trabzan yaptığımız zincirli kısmından giriyorum bu şekilde girdim ve bu ana yuvadan çıktım arkadaşlar şimdi buradan ilmek alacağım bakın ilmeğimi buradan tığıma arttım sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 zincir. Bu sık iğnemle 4 sayılıyor aslında arkadaşlar. Şimdi ipimi buradan uzattım. Yani ilmeğimi tığından çıkardığım bu kulak çöpünü pardon arkadaşlar çay karıştırıcısını taktım ilmeğime. Hemen bir alttaki arkadaşlar ikinci zincirimin içinden de giriyorum bu şekilde. Ve Buradan da hemen bir sıktırmak için ikinci zincirimde arkadaşlar bu şekilde çektim ve tığımı arttım. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı yerden yine girdim. Buradan üç tane ilmek alıyoruz bu şekilde. Yine buraya arttım tığımı. Bakın. Arkadaşlar. 3 zincir çektim. 2 İki zincirin ikinci zincirin içinden girerek 3 tane ilmek yaptım buraya. Şimdi arkadaşlar yine aynı yerden geliyorum. Yine buraya bir zincir veya sık iğne arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yaptım. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bir tanesini bırakıyorum arada bakın. Şunu bırakıyorum. Şu kalıyor. Şunun hemen tam ortasından girerek yani yine arkadaşlar bu zincirli mor kısımdan bakın tığıma yine zincirli mor kısımdan girip bakın ilmeğimi bu şekilde alıyorum sık iğne ile bunu buraya sabitledim yine arada bir tane arkadaşlar bırakıp ikincinin bu mor zincirli kısmından sık iğne ile sabitliyorum bir tane de zincir çektim Hemen arkadaşlar ipimi koparıyorum. Şöyle biraz uzun koparıyorum. Arkaya çekip yakacağım arkadaşlar. Bunu da hemen ilmeklerimi de sabitledim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu hemen buradan arkaya çekip arkada yakacağım. Şimdi sarı kirpiklerini yapmaya, tohumunu atmaya geçelim. Evet arkadaşlar sarı ipimi tığıma tutturdum. Bu yaptığım modelimi alıyorum. Hemen 3 kirpikten ilkine girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bakın arkadaşlar bunu farklı bir taktikle tohum atacağım. 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi çektiğim bu ilk kirpimin içine girip buraya sabitledim ilk kirpiğimi. Şimdi arkadaşlar sıradaki yuvaya. 5 zincirimi yeşilin içine değil de birinci zincirin içine kapattım arkadaşlar. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine ilk zincirimin içine girip buraya yine ikinci tohumumu atıyorum. Bakın yeşile girmiyorum. Sıradaki kirpiğimi tutup sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar tohumlar. Ve bir 2, 3, 4 ve 5. İlk kirpiğimin içine girip buraya sabitliyorum sık iğne ile. Sonra arkadaşlar sonuncunun içine giriyorum şöyle şu şekilde. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Bu kadar arkadaşlar. Bakın çok hoş durdu. Şimdi iplerimi yakıp temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ara suyu alarak 5 tane koydum bu kirpikli üçgen trabzanlardan. Şimdi direkt çiçeğimizin monte ile başlayacağım arkadaşlar. Bitişinde bu ara nasıl yapıldığını göstereceğim. Sık iğne ile girdim ve 2 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battımın içine 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu yeşili başladığım yerin tam arkasındaki arkadaş. Şu hizanın tam arkasına gelen bu beyaz yerden tutturacağım. Bakın. Buradan hani üçer zincirle geçiş yapmıştık ya arkadaşlar. Buradan yeşili tutturduğum yerden daha rahat anlaşılır arkadaşlar. Yeşili tutturduğum yerden bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum şekilde arka kısmını göstermek istiyorum. Aynı üçgen trabzan yaptığımız gibi. Ve bu bir zincirim arkadaşlar. Buraya geri yaptığım bu trabzanımın içine kapatıyorum. Hem çiçeğimi sabitledim. Hem de gördüğünüz gibi buraya tomurcuk gibi bir şey oluşturdum arkadaşlar. Yine iki zincirimi çekiyorum. Buradaki yandaki yani tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. 1 2 zincir bir defa doluyorum hemen yanındaki tığ battımın içine girip 2 2 yine bir trabzan oluşturdum arkadaşlar aynı ilkinde olduğu gibi bu şekilde Şimdi bir tane zincir çekiyorum yine aynı bu arkadaşlar bakın şu şekilde göstereyim yeşili tutturduğum yerden aynı yerde yine bu sefer sabitleme yeşilini tutturuyorum yani arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledim. Yine bir zincirimi çektim. Şimdi bu bir zincirimi yine bu üçgen trabzanın içine kapattım. Göstereyim arkadaş. Şu şekilde oluyor. Arada bir tane bırakıp aynı yeşil tohumları attığım yerden çiçeğimi monte ediyorum. Sıradaki tığ battımın içine girip sabitledim. bir 2 zincir hemen bittiği için ara suyuna başlıyorum arkadaşlar bu ara da bu şekilde gösterip hemen çiçeğimi şöyle bu şekilde arkadaşlar bakın çok hoş oldu hemen ara suyunu gösterip net bir şekilde çiçeğimize bakalım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar trabzanıma Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle kirpiğim güzel, net bir güzel görüntüsü olsun. İki zincirimi çekip hemen yanındaki tığ battıma girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bir, iki zincir. Bir defa dolayıp iki, iki alarak bu şekilde arkadaşlar bir trabzan yapıyorum. Yine bir, iki, üç, dört zincir. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum kirpiğimi. Bir, iki zincir. Evet arkadaşlar yapılışı ara suyunun bu kadar. İki zincirimi çekiyorum. Yanındaki tığ battıya girip iki, iki alıyorum. Ve dört zincir. Dört zincirimi trabzanıma kapattım. Dibine bir sık iğne yaptım. İki zincirimi çektim. Hemen iki zincirimi de bu şekilde kapattım. Evet, şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Şey, bakalım. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi birisinin içini beyazla başladım. Birisini morla başladım sizle yaptığımız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde yapılışı. Görünüşü de gayet hoş çıtı pıtı oldu arkadaşlar. Çok hoş ve zarif oldu. Umarım beğenirsiniz. Yaparsınız. İşinize yarayacak da bir çekim olmuştur. Anlatım olmuştur arkadaşlar. Arası ile uy da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.